Arkadaşlar merhaba. E, bu videomda size gerçekten çok ilginç, çok güçlü, belki taşlar içerisindeki en güçlü bir taş olan obsidiyen taşını tanıtacağım. E, videomu başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu anda herhalde herkesin abone olduğunu görür gibiyim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi e, şu gördüğünüz taş bir obsidiyen taşı. Görüyorsunuz arkadaşlar simsiyah, parlak bir taş. Şunları da az önce kırdım arkadaşlar. Ve ondan bir e, küçük bir bıçak yaptım. Size videonun sonunda bunu göstereceğim arkadaşlar ne kadar keskin olduğunu. Onu kendim yaptım arkadaşlar bu. Taş devrinde insanlar bundan bıçak, okucu, mızrak yapıyorlarmış. Ve inanın belki de dünyadaki en keskin bıçak olabilecek bir şey arkadaşlar. Ben size birazdan bunu tahtaya çizeceğim. Ve bir ameliyat bıçağı gibi, bistüri gibi, maket bıçağı gibi kağıdı nasıl kestiğini göstereceğim arkadaşlar size şimdi ben kısaca isterseniz e, bilgi olsun diye size obsidyen e, nedir? Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bu obsidyen magmatik bir kayaç arkadaşlar. Bu e, volkanların patlamasıyla çıkan yeryüzüne çıkan lavların kristalleşemeden aniden soğumasından oluşuyor. Ve tam bir mineral de sayılmıyor arkadaşlar. Mineraloid deniyor. Yani amorf bir mineral, yani mineral sınıfına girmiyor. Bu bir e, yine cam arkadaşlar, yani kuvars gibi düşünün, Silisim dioksit İçine magnezyum, demir karışıyor ve buna siyah, kahverengi, yeşil, kırmızıya yakın tonlarda renkler verebiliyor. En çok bulunanı siyah arkadaşlar bu. Bundan takılar falan her şey yapılabiliyor. Çok güçlü bir taş arkadaşlar. İsmini dünya, şeyden tabi ilk bulan derken Romalı Romalılar tarafından bulunmuş isim verilmiş ama tabi tarih öncesinde çok çok öncelerde taş devrinde kullanılmış arkadaşlar Mayalar, İnkalar hepsi kullanmışlar ama ismin nereden geldiği konusunda Mezopotamya'da görev yapan bir Romalı asker Opsius buluyor ve bunu Roma'ya getiriyor. Bu yüzden adına da Opsius'un taşı anlamına gelen Obsidianus. 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 Bugünümüze de Obsidian olarak geliyor arkadaşlar. Bu e, yüzeysel bir taş olduğu için bir milyon yıldan daha eski bir taş değil arkadaşlar. Neden değil? Çünkü yüzeyden toplanıyor. Toprak altında çok nadiren bulunuyor. Yüzeysel toplanıyor. Ben de bunu... Bitlis'te Tatvan'da e, arkadaşlar Nemrut Dağı var. Bu Adıyaman'daki Nemrut değil. O dağın eteklerinde bulmuştum. 4-5 tane almıştım. Ne olduğunu bilmeden almıştım yıllar önce. Fakat sonradan taşlara merak sarınca bunun obsidiyen olduğunu anladım. Arkadaşlar çok yıllar öncesinden kalma bir taş dediğim gibi. Bunu... E, İnkalar, Mayalar ayna olarak kullanmışlar. Bunun parlak yüzeylerini. Şimdi bunu kırdığınızda arkadaşlar parlak yüzeyler çıkıyor. Tabii bu küçük bir parça. Belki o zamanlar çok büyük parçalar da oluyordu. Ve gerçekten bakın şu anda parlıyor. Bunun büyük bir yüzey olduğunu düşünürseniz bunu cilaladığınızda gerçekten e, yüzünü falan gösteren bir ayna şekline geliyor insanların. Böyle bir böyle bir taş. Ee, arkadaşlar şamanlar e, bunu büyü yapmakta kullanmışlar. İşte çok ilginçtir. Yani günümüze yakın zamanlarda sihirbaz, matematikçi, astrolog, bilim adamı John Dee diye birisi e, simya deneyleri yapmakta eee bir ayna kullanmış. Azteklerin aynasıymış arkadaşlar Obsidyen ayna. Bu ayna ile birlikte ee, geleceği gösterdiği, gelecekten haber verdiği söyleniyor bu aynanın ve bununla simya deneyleri yapıyormuş arkadaşlar. Ve ayna da şu anda İngiltere'de British Museum'da sergileniyormuş. Yani gitme fırsatınız olursa İngiltere'ye, British Museum'a yani ben gidersen British Museum'da bu obsidyen aynayı arayacağım, soracağım arkadaşlar. Onunla da ilgili bilgileri aktarırım size eğer ki gidersem. Arkadaşlar mayalar bununla e, büyülerinde metafizik bedensiz varlıklarla irtibata geçiyorlarmış arkadaşlar. Yani bunu kullanarak yani yoğun meditasyon taşı ve Aztekler, mayalar, Yunan, eski Yunan Halkı, buradaki soylular obsidiyen taşı ayna kullanıyorlarmış arkadaşlar. Yüzlerine, gözlerine çeki düzen vermek için. Eskiden ayna olarak ne kullanılabilir? İşte suya bakarsınız, durgun suya bakarsınız, bir şeye bakarsınız. Kendinizi öyle görürsünüz. Bugünkü gibi aynalar her yerde yok tabi. Arkadaşlar obsidiyen taşı o kadar güçlü bir taş ki. Neden bu kadar güçlü? Ee, i̇çinde yoğun olarak ateş, toprak, su gibi en güçlü elementlerin enerjisini bulunduruyor. Nasıl diyeceksiniz? İşte volkanik olduğu için volkanın toprakla ateşten geliyor, toprakla buluşuyor, suyla bir araya geliyor. E bir kısmı bunların soğumadan, erken soğumadan, kristalleşemeden olduğunu söylemiştik. E bazen suyla karşılaştıklarında hemen soğuyorlar. Bazen işte kar vesaire, soğuk havayla karşılaştıklarında kristalleşemeden soğuyorlar ve hakikaten ateş, toprak, su gibi en güçlü elementlerin enerjisini barındırıyor arkadaşlar bu taş. Ve inanın negatif enerjilere karşı koruyor. Bu bizim salonumuzda en güzel yerde duruyor arkadaşlar. Bu küçükleri de vardı. Onları kırdım. Zaman zaman kırıyorum bunları. Ve şifa enerjisi büyük arkadaşlar bunun. Yani duygusal tıkanıklıklarda bütün kök çakrayı açıyor hani başımızda vücudumuzun belli yerlerinde çakralar var ya arkadaşlar bu kök çakrayı açıyor bu taş yani böyle de böyle de güzel bir taş bütün olumsuz düşünceleri olumsuz enerjileri emiyor arkadaşlar e, atıyorum evinizde olumsuz bir enerji var bir sıkıntı var bu taş onları emiyor Tabi zaman zaman bunu da toprağa gömmek gerekiyor arkadaşlar. Hep meditasyonla alakalı, hep böyle psikik olaylarla alakalı bağlantılıyorlar bu taşı arkadaşlar. Yani meditasyon, öngörü, işte bu taşı hep bununla bağdaştırıyorlar arkadaşlar. İşte sorunlarla başa çıkmanızda büyüdü, bilmem neydi, şuydu, buydu hepsine engelleyen bir taş olarak söyleniyor. Arkadaşlar şimdi isterseniz bu taşı tanıdık. Meditasyona iyi gelen işte şamanların şamanlar biliyorsunuz arkadaşlar bizim Türklerin eski dini şamanizm. Orada şaman rahipler vardı. Onlar kullanıyorlarmış bunu. Şamanizm aynı zamanda Güney Amerika'da Mayalarda, Azteklerde de var. Oranın şamanları da kullanıyorlarmış. İşte arkadaşlar böyle mistik bir taş. Bence hepiniz bir obsidyen edinin. Her taşı anlattıktan sonra bundan bir tane edinin diyorum. Hepsini alırsanız tabi taş ocağı gibi olur. O da, o da ayrı konu. Şimdi arkadaşlar bunun biraz işin magazinsel kısmına geçelim. Magazinsel demeyelim de tabi eskiden taş devrinde insanlar ne yapıyorlarmış? Eti nasıl kesiyorlarmış? İşte ağaç dallarını nasıl kesiyorlarmış? Nasıl yapıyorlarmış? İşte arkadaşlar bu obsidyenle yapıyorlarmış. Yani deneme yanılma yoluyla bir şekilde bulmuşlar. Öyle yapıyorlarmış. Bakın arkadaşlar şimdi bunu şöyle yaklaştırayım. Ben size bakın tahtanın üzerinde bir çizik atacağım arkadaşlar. Bakın ne kadar derin attığına bir bakar mısınız? Bakın. Bakın. Bakın tahtayı atıyorum. Tahta yaya deri veya et. Bakın nasıl kesiyor. Bakar mısınız? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben şimdi elime doğru gelmesin diye çok fazla bastırmıyorum. Bakın bunları böyle her türlü bundan işte insanlar etini kesiyorlarmış, kemiğini kesiyorlarmış. Bilmem bir şeyler yapıyorlarmış. Şimdi arkadaşlar ben bunu yaptım. Daha önce de yapmıştım. Ee, şimdi ben bunu maket bıçağı olarak kullanacağım arkadaşlar. Nasıl kullanacağım? Bakın şimdi. Şöyle bir kağıdı göstereyim. Şimdi bunu maket bıçağı diyelim. Bu bakın nasıl parlıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bıçak gibi. Şimdi bunu bakın şöyle kesiyorum. Bakın şimdi görün arkadaşlar. Bakar mısınız? Bildiğiniz maket bıçağı. Böyle keselim. Bakın. Maket bıçağı gibi kesiyor arkadaşlar. Yani. Bakın. Biraz daha. Bakın. İstediğiniz gibi kesin arkadaşlar. Bakın parça hepsi gidiyor. İşte arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi. Yani bunlarla ne yapıyorlarmış arkadaşlar? Böyle bizim gibi maket bıçağı diye değil. İşte bunu artık onlar tekniklerini geliştirmişlerdir. Ben elimde işte atıyorum çekicimi aldım. Çekişte kırdım arkadaşlar. Küçük bir obsidyen parçam vardı. Onu kırdım. Ondan işte çıkan en kolay bıçak gibi gözüken neyse ondan yapmaya çalıştım. İşte arkadaşlar bundan ok ucu yapıyorlarmış. Hani böyle düşünün mızrak ucu. Bunu e, hatta bu bile olabilir. Daha büyüğünü düşünün bunu şu büyüklükte. Bunu hemen sarıyorlar ve hayvana doğru atıyorlar arkadaşlar. İşte 3-5 kişi birden attığı zaman işte o zaman hayvanları farklı cins hayvanlar da vardı belki taş devrinde onları öldürüyorlar okucu yapıyorlar. Bakın bu okucu olmaya biraz müsait. Bu böyle çok kötü arkadaşlar. Yani öyle böyle değil yani. Çok dikkatli olmak lazım. Çocuğun çocuğun eline vermeyin arkadaşlar bu taşları. Bu da böyle son kısmında şöyle magazinsel bir gösteri yapayım dedim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşçakalın arkadaşlar.